büyütebilmek için. Popo yok. Squat büyümesinde şekillenmesi. Tatlı vücut. Göbek yok. Dümdüz incecik vücut. Popoyu büyütmek. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz zaten başlıktan da gördüğünüz gibi kalçamı nasıl şekillendirdiğim, nasıl büyüttüğümle alakalı bir video olacak. Hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin kanalımda daha sık olmasını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Şimdi eğer beni eski videolarımdan tanıyorsanız zaten ben 44 kiloya düşmüş incecik bir kızdım arkadaşlar. Gerçekten kalçam, popom, o bölgelerim. Aslına bakarsanız genel olarak bütün vücudum 44 kilo ve incecikti. O dönem bunu gerçekten kendi isteğimle yaptım. Çünkü biz insanoğluyuz ve gerçekten renklerimiz ve zevklerimiz çok sık değişiyor değil mi? Benim o zamanki zevkim de, yani daha doğrusu o zaman içinde olmak istediğim beden ve tamamen hoşlandığım vücut tipi çok daha ince vücut tipiydi. Gerçekten göbek yok. Bel çevresi yok. Popo yok. Yani dümdüz incecik vücut tipini çok seviyordum. Ve bu vücut tipine de fazlasıyla sahiptim. Hatta çok fazlasıyla sahiptim. Yani istediğimin gerçekten neredeyse tamamını, hatta fazlasını yapmıştım. Bununla ilgili çok videolarım var. Bu videoda bu arada bol bol before after fotoğrafları göreceksiniz. Hepsini koyacağım. O videolarımı da izlemek isterseniz aşağıdaki açıklamalar kutucuğuna bırakacağım. O videoları da izleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten istediklerimin hepsini yaptım ve o videolarda söylediğim her şey %100 doğru sonuç veriyor. %100 başarılı yöntemler. Benim şimdi genetik olarak herkesin bir bölgesi daha fazla kilo almaya yatkındır. Bendeki göbek ve üst bacaktı. Ve ben birazcık daha buraya takıklanırım ve yani denmeyebilir. Birazcık daha bu noktaya ağırlık vererek çalışıyordum devamlı. Kilo vermeye çalışıyordum ki 44 kiloya düştüm. Onun dışında da bel bölgem, göbek bölgem neredeyse incecikti. Tamamen oradaki yağları eritmiştim. Bacaklarım incecikti. Yani bacaklarımın sanırım bu yaşıma kadar hayatımdaki en ince olduğu dönemdi diyebilirim. Ve tabii ki popom da oldukça düz ve inceydi. Yani genel olarak bu vücut tipini seviyordum o zamanlar ve böyle olmak istediğim için böyleydi. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki dediğim gibi biz insanoğlu renklerimiz ve zevklerimiz değişiyor. Benim de değişti ve artık son zamanlarda özellikle daha sağlıklı görünen vücut tipini sevmeye başladım. Aslına bakarsanız önceliğim birazcık daha sağlık oldu. Sağlıktan sonra da tabii ki de dış görünüşe de bakarsak eğer birazcık daha tatlı vücut beğenmeye başladım. Bu kadar ince olmayan vücut diyeyim sevmeye başladım. Ve tabii ki de vücut şeklimi birazcık değiştirme yönüne gittim. Aslında bu bende şöyle oldu. 44 kilo düştükten sonra kilo almaya karar verdim. Çünkü olmam gereken kilonun çok çok altındaydım. İdeal kilomu yani. Kilo vermeye başlamamla birlikte aslına bakarsanız vücut tipimi de değiştirmek istedim ve daha hatlı o görünümü istiyordum tamamen. Yani hikayemiz böyle başladı. Kilo demişken arkadaşlar, kalçamızı büyütmek istiyor muyuz şimdi? Birinci anahtar kelime kilo almak. Yani ben her şeyin en başına bununla başladım. Kilo almak derken tabii ki de yani umarsızca kilo almaktan bahsetmiyorum. Kimseye kilo verin demediğim gibi kilo alın da diyemem. Beni alakadar etmez. Sadece şunu demek istiyorum. Bazı diyetler vardır ya, diyet kültürünün içerisine girerek yaptığınız o diyetler, o size böyle hunharca kilo verdirir. İşte bu noktada kas kaybı da yaşıyorsunuz arkadaşlar ve popo büyütmek istiyorsanız eğer birazcık üzgünüm ama olmuyor. Aksine poponuzu kaybediyorsunuz. Yani o görünüm birazcık yok oluyor. Ay bu video birazcık böyle zor olacak. Bu kelimeleri seçmeye çalışarak kurduğum bir video olacak sanırım. Bilmiyorum. Birazcık kendimi rahat bırakayım en iyisi. Ben kilo almaya karar verdiğimde çok şanslıydım. Çünkü karantinadaydık. Yani kilo almam için bundan daha iyi bir fırsat yoktu benim için. Kilo almaya başladım. 47 kilo, 48 kilo, 49, 50, 51 falan oldum. En son 55 kiloydum. Şu an çok uzun zamandır tartılmadım. Kilomu bilmiyorum ki tartıdaki kiloya da artık takılmıyorum. Sadece çok zayıf olduğum kilodan çıkma amacım vardı ve çıktım. Kilo alarak zaten arkadaşlar vücudunuzun belirli yerlerini büyütmeye başlıyorsunuz. Yani o zayıf, o incecik, yok gibi olan görüntüden zaten kilo almaya başlayarak çıkıyorsunuz. Kilo almak derken sağlıklı kilo almaktan, sağlıklı şeyler yemekten bahsediyorum. Abur cubura abanıp sağlıksız bir şekilde full yağ alarak, yani yağlı bir görünümle kilo almaktan bahsetmiyorum zaten. Sağlıklı beslenip kilo almak benim kalçamı büyütmemdeki en birinci yoldu. İkinciye gelirsek eğer, şimdi kilo alarak kalçanız büyür. Büyür ama şunu da ben istemiyordum kesinlikle. Nihai hedefim şu değildi yani. Büyük ama daha yağlı
yağlı, daha sarkık bir kalça, bir popo da istemiyordum. İstediğim tamamen birazcık daha sağlıklı duran, daha sıkı duran, daha kalkık, daha düzgün bir popo görünümü. Sahip olmak istediğim buydu. Bunun için de tabii ki ne lazım? Spor. Sporsuz asla ama asla bu görünümü yakalayamazsınız arkadaşlar. Hemen neler yaptığımı basitçe size söyleyeyim. Direkt dedim ki ben bu kalçayı büyüteceğim. Ben bu kalçayı şekilli, sıkı bir hale getireceğim. Hemen araştırmalara koyuldum. Ne yapabilirim? Ne alabilirim? Evde bir de bu iş nasıl olacak? Çünkü anahtar kelimemiz evde. Birincisi karantina var. Ben dışarı çıkamam zaten. Spor salonları her yer kapalı. İkincisi benim spor salonu fobim var arkadaşlar. Yani niye bilmiyorum ama bir spor salonu fobim, iki kuaför fobim var. Yenmem gereken. Spor salonuna gidemiyoruz zaten ve bu işin evde olması gerekiyor. Hemen araştırmalara başladım. Ağırlık almam gerektiğini öğrendim. Ve gittim kendime dumbbell aldım. Benim 2,5 kiloluk dumbbellım vardı. 5 kiloluk dumbbellım vardı. Bunlar ikişer taneydi. Aynı zamanda üst vücut, kol falan da çalışabileyim diye. Onun dışında 10 kiloluk ağır bir dumbbellım vardı. Bu şekilde dumbbelllarım vardı yani. Yani özetlemem gerekirse ağırlık. Neden ağırlık? Çünkü arkadaşlar kasları büyütmek istiyoruz. Aslında bizim popo dediğimiz, yani popoyu büyütmek dediğimiz nedir? Basitçe açarsak eğer biz kalçayı değil, kalçadaki kasları büyütmeye çalışıyoruz. Kalçadaki kaslarımız büyüdüğü için zaten kalçamız, popomuz büyüyor oluyor. Ve bizim aslında o noktada ağırlıkla birlikte kalça çalışmamız gerekiyor ki o bölgeyi büyütebilelim. Yani o bölgedeki kasları büyütebilelim. Burada geriye belli hareketler geliyor. Şimdi spor rutinimden bahsetmek istemiyorum. Yani video tamamen spor videosu olsun istemiyorum. O yüzden eğer nasıl spor yaptım, haftanın kaç günü yaptım, hangi hareketleri ne kadar yaptım, bunlarla ilgili, yani sadece bunları anlattığım, sporla ilgili hareketleri anlattığım bir video istiyorsanız aşağıya mutlaka yazın. Başka bir videoda sadece bunları anlatarak çekerim. Ama bu videoyu spor videosuna çevirmek istemiyorum. Çünkü söyleyeceğim birkaç bir şey daha var. Direkt nasıl büyütebiliriz ona odaklanmak istiyorum şu anda. Kalçayı büyütürken yapmanız gereken birkaç hareket var. Benim en sevdiğim 3 tane hareket var. Bir tanesi squat, diğeri hip thrust, diğeri de deadlift. Bu üçünü çok seviyorum. Ve bu üçü de kalçaya çok iyi yarıyormuş. Bunların hepsini bu arada ben de öğreniyorum. Deli gibi böyle bilgisayar karşısındayım. Sporcuları izliyorum, okuyorum, öğreniyorum falan. Hala da bu arada öğreniyorum. Hala araştırıyorum yani. Fitnessçı değilim, hoca değilim, hiçbir şey değilim. O yüzden çok bir bilgim yok. Zamanım sürekli araştırarak ve yeni şeyler öğrenerek geçiyor. Bu hareketlerin çok iyi olduğunu öğrendim. Ve bu hareketlerin hepsini yapmaya bayılıyorum. Yani yapmak bana çok keyif veriyor. O yüzden en favori 3 hareketim bu. Ve mükemmel kalça çalıştıran, mükemmel kalçanızı gerçekten sıkılaştıran ve büyüten hareketler. Squat'ta ben bacakları çok vurmasın, sadece kalçama vursun diyorsanız eğer bir tık daha zor ama sumo squat yapmanızı tavsiye ederim. Ben genelde sumo squat yapıyorum ve hip thrust ve deadlift. Bu üçü kalça antrenmanı yapacağım zamanlarda hep var. Onun dışında bazı hareketler var ki o hareketler o anki antrenmanıma bağlı olarak bazen giriyor, bazen çıkıyor. Yani değişiyor. Mesela lunge hareketi. En nefret ettiğim harekettir bu arada çünkü çok zor. Hemen çok zor zorlanıyorum lunge hareketinde. Mesela bazı günler bu üçünü kesin yapıyorum dediğim hareketlere lunge ekliyorum. Bazı günler lunge eklemiyorum ama tekme atan hareketin adı neydi ya? Arkaya tekme atıyorsunuz ya. Neyse, anladınız siz onu. Zaten bütün fotoğraflar, videolar ekranın köşelerinde olacak. Mesela bazen o hareket giriyor, öbür hareket çıkıyor. Lunge hareketi çıkıyor. Böyle böyle bazı hareketler sürekli değişiyordu ama 3 temel hareketimiz sabit. Onları kesinlikle her antrenmanımda yapıyordum. Ama şimdi tek başına vücut ağırlığına yapmıyorum. Çünkü daha sıkı, daha iyi kalçalara sahip olmak istiyorsanız yapın. Ama benim amaçlarımdan bir tanesi kalçayı sadece sıkılaştırmak değil. Aynı zamanda büyütmek istiyorum. Büyütmek istediğim için bu hareketleri ağırlıkla birlikte yapmam gerekiyor. Ağırlık kullanıyorum. Yani squat yaptığım zaman ellerimde mutlaka dumbbell'larım oluyor. Ya da işte diğer hareketleri yaptığımda mutlaka dumbbell'la, yani ağırlıkla yapıyorum bu hareketleri. Ama ağırlık yaparken de sadece işte bir tane dumbbell'ım var, hep onunla yapıyorum değil. Bu noktada da kalça büyümüyor arkadaşlar. Kalça kasları daha doğrusu. Onları büyütmek için yapmanız gereken şey şu. Progressive overload yapmanız gerek arkadaşlar. Ne demek bu? Bu arkadaşlar ağırlığın aşamalı aşamalı artması anlamına geliyor. Fitnessçılar falan çok kullanıyorlar bunu. Ben de bunların hepsini araştırarak falan öğrendim. Siz de lütfen Google'a yazın ve araştırın, bir okuyun. Ama ben size hemen böyle hızlıca, kabaca anlatacağım. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ağırlığınızı yavaş 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 arttırıyorsunuz ve her seferinde kaslarınızı birazcık daha fazla zorluyorsunuz ve kasları bu şekilde büyütüyorsunuz. Örneğin spora başladınız. Bir ay boyunca 10 kilo ile squat yaptınız diyelim. Bir ayın sonunda 10 kilo ile o squat'ı
yapmak kaslarınızı artık zorlamayacak. Sizin için çok daha kolay hale gelecek. Sizin ağırlık arttırmanız ve kasları tekrar zorlamanız gerekiyor. Progressive overload aslında kabaca bu. Ve bu noktada ne yapmanız gerekiyor mesela? 10 kiloyu 15 kiloya çıkarıyorsunuz. Artık 15 kiloluk dumbbell'la squat yapıyorsunuz. İşte bir müddet onunla yaptıktan sonra 20 kilo, 22,5 kilo, 25 kilo gibi şeklinde kilolarınızı yani ağırlıklarınızı arttırıyorsunuz. Bu sizin kasları büyütmenize, poponuzu büyütmenize sebep oluyor. Diyeceksiniz ki şimdi evdeyiz, ne yapalım? Evi spor salonuna mı çevirelim? Bir sürü dumbbell mı alalım farklı farklı kilolarda ve bütün bunların hepsine para mı verelim? Çok haklısınız. Ben de bunları dedim çünkü. O noktada da şöyle yapacağız. Yani progressive overload tek bir yöntemle yapılmıyormuş. Araştırdım bütün hepsini. Yine basit bir şekilde anlatacağım. Kaslarınızı zorlamak için sadece ağırlıklarınızı arttırmanız gerekmiyormuş. Ben de bu noktada hemen dedim ki ne yapabilirim? Çünkü kasları büyütmek istiyorum. Ama her dumbbell'a para veremem. Bir sürü kilolarda, farklı farklı kilolarda dumbbell alamam. Bu noktada ne yapmam gerekiyor diye hemen yazdım Google'a. Bu noktada arkadaşlar kaslarınızı zorlamak için eğer ağırlıklarınızı arttıramıyorsanız setinizi ya da hareket tekrarınızı arttırmanız gerekiyor. İşte bu iki yöntem de progressive overload'a giriyor. Şöyle yapabilirsiniz. 3 set, 8 tekrar 10 kiloluk dumbbell'la çalışıyorsanız eğer dumbbell'ınızı değiştiremediğiniz için setiniz aynı kalıyor fakat hareketin adedini arttırıyorsunuz. Yani 3 set 8 tekrar değil de 3 set mesela 12 tekrara çıkarıyorsunuz. Haliyle vücut yine yani kaslar yine zorlanmaya başlıyor ve kasları bu şekilde büyütüyorsunuz. Belli bir müddet sonra yine eğer dumbbell'ınızı değiştiremiyorsanız yani ağırlığınızı arttıramıyorsanız 3 set 12'yi 3 set 15'e çıkarabilirsiniz. Seti de değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki çalıştınız hani 3 set 15 tekrardasınız. 3 set 20 tekrara getirdiniz ve yine zorlanmıyorsunuz artık. İşte sporunuzun üstünden bir 6 ay falan geçti. Bayağı iyisiniz. İşte o noktada setinizi 4'e de çıkarabilirsiniz. 4 set 20 tekrar şeklinde çalışabilirsiniz. Yani aslında ya ağırlığı arttırıyoruz ya adedi arttırıyoruz ya set sayısını arttırıyoruz şeklinde sürekli bir küçük küçük arttırma işlemine geçmeniz gerekiyor. Ben de bunu yaptım. Birkaç ağırlığım vardı. Önce 5'ten 10'a çıktım mesela ama elimde dumbbell'ımın ağırlığımın bittiği noktada baktım ki zorlanmıyorum. Yani squat yapıyorum, hip thrust falan yapıyorum. Mesela çok kolay yapıyorum ama kalçam ağrımıyor. Yani o acıyı hissetmiyorum. Çalışmıyor yani. Öyle hissediyorum en azından ben. O noktada mesela ben 3 set 8 tekrarla başlamıştım ilk başta. Daha sonra 3 set 10'a çıkardım ben. 10'dan 12'ye çıkardım. Böyle devam ettim. Yani kendi kendine aslında yani bunu siz kendiniz bileceksiniz. Hareket yaparken zorlanıyor musunuz? Bazı kişiler 3 haftada değiştirir. Bazı kişiler 2 ayda değiştirir. Yani siz tamamen o noktada kendinizi bileceksiniz. Kendi vücudunuzu bileceksiniz ve ona göre arttıracaksınız. Ama arttırmak gerekiyor büyütebilmek için. Bir diğeri de arkadaşlar beslenme. Beslenmede de protein alımı. Kasları büyütmek istiyorsak şimdi ben bunların hepsini teker teker okuduğum için o zamanlar. Bunların hepsi tabii işe yaradı. Evet, mutluyum. Beslenmede protein alımı çok önemli çünkü kasları çalıştırarak zorluyorsunuz ya işte o kasları bir nevi beslemek gerekiyor. Kaslar çalışınca ağırlıkla birlikte biraz tahrip oluyormuş ve o kasların onarılması için onu beslemeniz gerekiyor. Kasların ihtiyacı olan şey de protein. Ona protein vermeniz gerekiyor. Protein çok 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 önemli arkadaşlar. Mutlaka öğünlerinizde protein olsun. Besinlerden alıyorum bu arada sadece ben bu tarz ihtiyaçlarımı. Proteinin yanı sıra karbonhidrat da önemli arkadaşlar. Ben senelerce karbonhidrata öcü gibi bakmış biri olarak söylüyorum bunu size. Neden? Çünkü bunları yapabilmeniz için vücudunuzun enerjiye ihtiyacı var. Enerji de karbonhidrat. Çünkü onu kullanacaksınız. O yüzden karbonhidrat alımı da çok önemli ama sağlıklı karbonhidratlar mesela pirinç yiyebilirsiniz. İşte patates falan yiyebilirsiniz. Yulaf mükemmel bir sağlıklı karbonhidrat. Yulaf yiyebilirsiniz. Benim bir tane videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Linkini bırakayım hemen. Sağlıklı tabak nasıl olmalı? Bir tabağın içerisinde porsiyon miktarı ne kadar olmalı diye. İşte orada da söylemiştim aslında bir tabakta hepsi olmalı arkadaşlar. Protein de olmalı, karbonhidrat da olmalı. İşte sebzeniz falan da olmalı. İdeal bir tabak, ideal bir beslenme bundan oluşmalı zaten. Ben de artık böyle besleniyorum tamamen. Tamamen olabileceği ölçüde, olması gereken ölçüde her birinden de alıyorum. Çok daha sağlıklı bir tabak oluyor ve kesinlikle kalçamın büyümesinde, şekillenmesinde çok 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 etkili olduğunu düşünüyorum.
düşünüyorum değil, biliyorum. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Sıkıcı bir video olan ve benim böyle bır 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 konuştuğum bir video haline daha fazla dönüşmesin ve siz eğer daha fazla merak ettiğiniz sorular varsa, ki ben mutlaka unutmuşumdur. Yani mutlaka bu videoyu editlerken keşke şunu deseydim, keşke bunu deseydim diyeceğim. Ama sizin sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka aşağıya yazın. Eğer fitnessçısınızdır, hocasınızdır, bu konuları çok iyi biliyorsunuzdur, sizleri de aşağıya bekliyorum. Lütfen konuşalım hepinizle. Yani sizin ilave etmek istediğiniz bilinen bilimsel gerçeklikleriniz varsa eğer lütfen aşağıya yazıp herkesi bilgilendirmeyi unutmayın. Onun dışında mesela beslenmeden bahsettim. Ben şimdi size kısaca anlatıyorum. Hani proteini hayatıma kattım, şunu kattım, bunu kattım diyorum ama ne yedin Ayşe derseniz eğer, mesela bir gün boyunca neler yiyorum, tabağım nasıl, ya da direkt bir hafta boyunca neler yiyorum gibi videolar çekebilirim. Bilmiyorum. Fikir sizden gelsin, benden değil. Siz lütfen aşağıya beslenmeyle de ilgili videolar ister misiniz? İsterseniz eğer, nasıl isterseniz yazın. Ya yazın arkadaşlar. Aşağıda buluşalım. Her şeyi ben aşağıdan okuyorum zaten. Sizinle aşağıdan bolca sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. O yüzden yorumlarınızı, sorularınızı, fikirlerinizi aşağıya bekliyorum. Ve lütfen ama lütfen birbirimizi daha fazla motive etmemiz için her şeyden önce benim motive olmam gerekiyor ki size bu tarz videoları daha çok çekebileyim. Siz videoları beğenmedikçe ben hiç motive olmuyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Lütfen like atarsanız çok sevinirim. Beni çok motive ediyor ve tabii ki bu tarz videoların kanalımda daha çok olması istiyorsanız da abone olmayı unutmayın diyorum ve kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.